Tuncer Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de burada bizi güler yüzünüzle ağırladığınız için iyiyiz. Teşekkür ederiz. Tuncer Bey, serüvenimiz, maceramız nasıl başladı? Bizi bu sektöre iten ne oldu? Öncelikle Mersin'e gelerek bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu sektöre iten neydi? Geçmiş dönemdeki tabii yaşanmışlık belki bizi belli bir noktaya itti. Çünkü şu anki yaşam tarzıyla geçmişteki, ha çok yaşlı değiliz yine diyeceğim. 70, çok gençsiniz. 73 doğumluyum. Kuşak anlamında 60'larla 90'ların arasında kalan bir kuşak aslında. Çok şeyleri görmüş bir kuşaktır. İyi şeyler de görmüştür bence. Yaşanmışlık aslında bizi çalışma ortamından kaynaklı iteklemiştir böyle işlere. Tabii bu mesleği seçmek elimizde olan bir şey midir? Tabii ki değildir. Zaman ve şartlar belki. Şu anki üniversite öğrencisinin okul kazanıp da gitmesi gibi aslında. Ki bu arada ben İstanbul Yapı Meslek Lisesi Sıhhi Tesisat Kalorifer Bölümü mezunuyum. Yapmış olduğum işten gayet memnunum. İşimi severek yapıyorum. Ve herkese tavsiyem yapmış olduğu işi sevmiyorsa bence yapmamalı, yapmasın. Bulunduğu yer, mevki hiç önemli değil. İşi sevmesi, benimsemesi bence çok daha önemli. O yüzden de bizden sonra gelecek olanlara da tavsiyem kesinlikle budur. Sevdikleri işi yapsınlar. Tecrübesel bir bilgi verdik. Bu çok iyi oldu. Çünkü okuduğumuz meslek okulu ne olursa olsun eğer o işi yaparken mutlu olmuyorsak kendimizi çalışıyor gibi hissediyoruz. Çalışıyor gibi hissettiğimiz zaman da çoğunlukla başarılı olamıyoruz. Ama çalışmıyorum ama sadece sevdiğim şeyleri yapıyorum dersek her zaman da bir başarı adımı atmış oluyoruz. Geçmişten bugüne gelen tecrübeleriniz ve başarılarınız da bundan ibaret anladığım kadarıyla. Doğrudur, kesinlikle öyle. Çünkü yaptığınız işi hep severek yapmışsınız, okurken de sevmişsiniz, kabullenmişsiniz. Peki ürün yelpazemiz nelerdir? Burada tüketiciye neler sunuyoruz? Ürün yelpazemiz nedir? Öncelikle biz 92 yılından beri Mersin'deyiz. Hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. İşimiz ısıtmak, öyle diyelim. Sıcakkanlı insanlarız belki de ondan kaynaklanıyor. Isıtmayı benimsedik. Yoksa aslında mesleğimiz daha farklı dalları da içerisine alıyor. Bir sıhhi tesisat gibi, yangın sistemleri gibi, doğalgaz sistemleri gibi, klima sistemleri gibi. Bunların tamamını kapsayan bir meslek grubu esasında ama biz Mersin'de, sıcak memlekette, güney memleketinde biz ısıtmayı tercih ettik. Uzun yıllardan beri de bu hizmeti veriyoruz. Yaklaşık 96 yıllarından beri ısıtma branşı üzerine yoğunlaşarak işte gerek mazotlu ısıtma sistemleri, gerek kömürlü ısıtma sistemleri, elektrikli ısıtma sistemleri ve işte son Mersin'e doğalgaz geleli bir 10 yıl gibi zaman oldu. O dönemden bu döneme de kombiyle yani doğalgazlı ısıtma sistemleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Isıtmanın birçok farklı alanı var değil mi? Ama bizi en geçmiş zamanlardan beri etkileyen ve hala bazen buram buram kokusunu dahi özlediğimiz bir sistem soba sistemi var. Onun üstünde yapılan kestaneler, mantarlar evet, hepimizin kesinlikle ruhunu okşardı, mutlu ederdi bizleri. Şimdi yeni teknoloji ısıtma sistemlerimiz var. Bu yeni teknoloji ısıtma sistemleri geçmişe göre daha mı sağlıklı, daha mı hijyenik, daha mı kaliteli? Tabii ki geçmişe göre daha hijyenik, daha sağlıklı, hijyenikle beraber daha sağlıklı. Tabii bu arada kömür deyince, soba deyince beni bir anda da çocukluğuma götürdünüz. Şu anda da hala kullananlarımız tabii ki var ama geçmişte güğüm derlerdi. Ben güğümün altında tost yapardım. Bu kadar soba o derece içimizde işlemiştir de vazgeçilmezlerden bir tanesidir. Hala da kullanılır. Tabii ki kalorifer sistemi sağlıksal anlamda çok daha sobayla kıyaslarsak, elektrikli ısıtıcıyla, klimayla kıyaslarsak çok daha sağlıklı bir ısıtma şekli. Peki ısıtma sistemi kurulurken nelere dikkat edilmelidir? Isıtma sistemi kurulurken önce dikkat edilmesi konu ısıtacağımız alan veya ısıtacağımız daire, bina nasıl bir yapıya sahiptir? Isı yalıtımı anlamında tam bir yalıtım sağlanmış bir bina mıdır? Yoksa tek düzey bir bina mıdır? Bundan yola çıkarak ısı hesapları yaparak daha doğrusu radyatör ve kombiyi de ona göre seçerek işi yapmakta fayda var tabii ki. Bunun yanında ürünleri konumlandırmak, tesisatın yapılması, kalorifer tesisatı bu işin içerisinde en önemli noktadan bir tanesidir esasında.
Ben her seferinde kendi işimizi, herkes benzetebilir belki ama ben kendi işimi insan vücuduna benzetirim. Benzetmesini yapacak olursak da kalbimiz kombi, çalışan uzuvlarımız radyatörler, halk dilinde petekler, kalorifer tesisatı ise vücudumuzdaki damarlardır. Nasıl ki insan vücudundaki damarlara tıkanma olduğunda bazı kesimlerde tabiri caizse aksamalar veya buna benzer durumlar oluşuyorsa kalorifer tesisatı da buna benzer. Yapılan tesisattaki boru çapları ulaşacağı, suyu ulaştıracağı yere göre konumlandırılması gerekir. Ve bununla beraber de kombinin bulunduğu konumlandırma da önemlidir. Radyatörlerin seçimi bir başka önemlidir aslında. Standart panel diye tabir ettiğimiz tarzda ürünlerle beraber biz daha çok kendi bulunduğumuz bölgede veya kendi bulunduğumuz yapmış olduğumuz iş ortamında dilimli döküm alüminyum radyatör kullanarak tüketiciye hizmet vermeye başladık ve bu ürünün yaygınlaşması ve oturması ile ilgili de ciddi mücadeleler verdik. Şu anda da o mücadelenin aslında karşılığını alıyoruz. Geçmiş dönemde bireysel müşterilerimiz sadece radyatör seçimi konusunda döküm alüminyum seçerken şu anda Mersin'de hakikaten Mersin'e damgasını vurmuş benim diyen müteahhitlerimiz de bu radyatörleri şu anda kullanıyorlar. Peki dilimli demir döküm alüminyumun diğerlerinden farkı nedir? Şöyle, dilimli döküm alüminyum radyatör ürün demir değildir. Tamamen alüminyumundan yapılmış enjeksiyon dökme yöntemiyle yapılan bir üründür. Farkı, panel dediğimiz radyatör bildiğimiz sıradan demir diye tabir edelim. Sajdan imal edilen, DKP sajdan imal edilen ürünlerdir. Ürün zaten farklı. Biri alüminyum, biri demir. Yani iki ayrı alışım. Alüminyum ısı verim katsayısı daha yüksek. Isıyı içeriye daha hızlı ileten, daha çabuk ısıtan, kendisi de daha çabuk ısınır. Fakat soğuma noktasında daha çabuk soğur. O da bizim için çok önemli değildir. Amacımız ısıtmaktır, hızlı ısıtmaktır. Kapattıktan sonra biz sistemi kapatıyoruz, ısınmak istemiyoruz anlamına geldiğinden dolayı da erken soğuması bizim açımızdan çok da önemli değildir bu anlamda. Ama tüketici için önemlidir. Çünkü eğer bunu aldıysak onu kapatmak isteriz ve ortam hemen soğusun isteriz. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Peki yapılan, kurulan ısıtma sistemlerinin temizliği, bakımı, bunlarda nelere dikkat etmeliyiz? Ne kadar süreli kontrollerini sağlamalıyız? Bir kere birincisi en başta kombilerimizle ilgili, hangi marka kombi kullanıyorsak kullanalım fark etmez. Kombilerin yılda bir defa ya mahsus da olsa bakımların yapılması gerekiyor. Gerek suyu sirkülasyon yaptığı için filtre sistemlerinin, gerek ise içerisindeki yanma odasında diye tabir ettiğimiz eşanjörün olduğu bölümde eşanjörün iç ve dış temizliğinin yapılması. Ve tabii ki en başta biraz da cebimizi ilgilendiren konulardan bir tanesi yakıt tasarrufu sağlayabilmemiz amacıyla da gaz ayarlarının kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Radyatörlerle, yani halk dilinde tabiri caizse peteklerle ilgili de bakım yapmak tabii ki gereklidir. Fakat böyle her yıl değil de 5-10 yılda bir diye tabir edeyim. Çünkü sürekli aynı su sirkülasyon yaptığından kaynaklı su zamanla özelliğini kaybetmeye başlıyor ve daha çok katılaşmaya başlıyor. Aslında biz buna halk tabirinde balçıklaşma deriz. Ondan dolayı da zaten kombi bakımı yapılırken yılda bir kez de olsa az miktar su değişikliği yapılıyor. Ama 5-10 yılda bir de radyatörlerin komple sistemi boşaltılarak tesisatlarla beraber radyatörlerin temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenmediği takdirde yaşanabilecek tehlikeler, sorunlar nelerdir? İnsan hayatını tehdit eden bir problemle karşılaşabilir miyiz? Yok, kesinlikle insan hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalmayız. Radyatörle ilgili olan durumla karşı karşıya kalmayız. Sadece cebimizi yakan bir durumla karşı karşıya kalırız. Bu da bizim için önemlidir. Radyatörlerin daha geç ısınmasını sağlayacağımız için sistem daha geç ısınacak. Daha fazla yakıt sarf edecek. Bundan dolayı da cebimizden daha fazla para çıkacağı anlamına gelir. Kombilerle ilgili yıllık bakımlar esnasında gaz ayarlarını yapmak aslında bir anlamda da emniyet açısından, oradaki emniyet kurallarının da beraberinde kontrolünü sağlayacağı için kombideki ayarların yapılması tabii ki insan hayatı anlamında da önemlidir. Geçmiş dönemlerde, geçmiş zamanlarda duymuşluğumuz vardır farklı illerde. Doğalgaz patlaması, doğalgazdan kaynaklı veya kombiden kaynaklı
da olsa yaşanan kötü ve acı şeyler vardır. Bunların yaşanmaması için de kombi bakım esnasında gaz yolu diye adlandıralım. Buraların bakım ve temizliklerinin olması tabii ki sağlık açısından önemlidir. Yani biraz yeni teknolojiye gelirsek, yapılan kombilerde hangi marka olursa olsun bir nebze bir sorunla karşılaşıldığında kendini kapatıyor, emniyete alıyor gibi duyumlar alabiliyoruz. Özellikle de bildirmek istiyorum, temizliğinize, kaliteli ısınmayla karşı karşıya kalıp da evinizi huzurlu bir şekilde yaşamınıza devam etmek istiyorsanız Tuncer Bey'in söylediklerine kulaklarınızı açıp iyice dinleyin diyorum. Çünkü işin üstadı burada. Ben teşekkür ederim, estağfurullah. Yeni teknolojiye geldiğimizde o kombilerin kendini kapatması, emniyete alması doğru mu? Bir de bir böyle gizli ısınma sistemi deniliyor sanırım. Siz daha doğru telaffuz edersiniz ama yerden ısıtmalar, duvardan ısıtmalar ya da hatta camdan ısıtmalar dahi duyuyoruz. Bunların gerçekliği nedir? Güvenirliği ve kalitelisi nedir? Tabii ki farklı ısıtma şekilleri veya farklı ısınma şekilleri tabii ki mevcutta vardır. Az önce tabirinde bulunduğumuz gibi eski yöntem, eski sistem, soba veya kömürlü kazan, mazotlu sistemler. Doğal çok özleriz bazen ama değil mi? Evet, kesinlikle soba deyince yine diyeceğim bir dururuz. Onun verdiği tat ve lezzet çok farklıdır tabii ki. Bunun yanında ısınmayla ısınmanın haricinde biz buna yanıcı cihazlar, yakıcı cihazlar ve ısıtıcı cihazlar deriz aslında. Burada yakıcı ve yanıcı cihazlar kombi bari veya kazanvari ürünler ve cihazlardır. Bunun yanında da ısıtıcı cihazların dediğimiz zaman da radyatör, yerden ısıtma sistemindeki yerden ısıtma borusu vari şeylerdir. Ve bunlar sulu sistemlerdir esasında. Biz kalorifer sistemine sulu ısıtma sistemi deriz. Diğer az önce bahsettiğiniz yerden ısıtma sistemine sulu sistemde de yapabiliriz. Elektrikli sistemlerde de kurulabilir. Camdan ısıtma dediğin sistemler ise tamamen elektrikle iki cam arasına, lamine cam diye tabir edilen iki cam arasına ısıtıcı rezistanslar yerleştirilerek onların sayesinde bir anlamda aslında infrared ısıtıcıymış gibi yöntemiyle ısıtma sağlıyorlar. Bu arada sağlıksal yönden dezavantaj, avantaj mıdır diye düşündüğümüzde yani bilmiyorum, radyatörlü sistem yıllardan beri kullanılan, herkesin tercih ettiği sistemlerden bir tanesidir. Bu biraz aslında yerel ve bölgesel de olsa değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda yerel bölgeselden kasıt da doğalgazın olmadığı bir yerde kombi olmayacağı için veya olmayacağı için demeyelim esasında ama kombi kullanmak çok cazip olmayacağı için o zaman elektrikli bir ısıtma şekline dönülebilir. Elektrikli ısıtma şekline döndüğümüz zaman da esasında kullanabileceğimiz farklı ürünlerimiz de var. Kombi haricinde mesela şu anda Mersin bölgesinde çok yaygın olmasa bile bugün Hatay, İskenderun yani ve İzmir taraflarında çok yaygın kullanılan ısı pompası dediğimiz cihazlarımız vardır. Isı pompası az çok da olsa bahsetmek isterim. Evet, nedir ısı pompası? Bilgilendirebilir misiniz bizi? Isı pompası yine adından da aslında belli. Isıtma yapabilen ve aynı zamanda istediğimiz zamanda soğutma yapabilen bir cihazdır. Klima bari çalışan bir sisteme sahiptir esasında. Ama biz ısı pompasıyla Mersin'de kurmuş olduğumuz yerlerimiz var. Çalıştırdığımız yerlerimiz var. Hatta son yaptığımız projemizde, Mersin'deki villa projemizde ısıtma soğutma olarak uyarlamasını gerçekleştirdik. Doğalgazın olmadığı bir yer. Fakat onun öncesi yaptığımız yerlerin tamamında ise ısı pompasını sadece ısıtmak amaçlı kullandık. Yani sulu sistemle ısıtma yapmış olduk. Ve biz klima vari demişken de klima sistemleri kendi içerisinde iç ünite ve dış ünite içinde bulundurduğu gazı sıkıştırarak ısıtmak ve soğutmak yöntemiyle bize gazın vermiş olduğu sıcaklığı ve soğukluğu üfleme yöntemiyle evimizi ısıtıp soğutan bir sistemdir. Fakat ısı pompasındaki sistem ise tamamen içerideki ünite ve dışarıdaki ısı pompası diye tabir ettiğimiz cihaz arasında aynı doğal gaz, kombi, kalorifer sisteminde olduğu gibi tamamen su devir daim etmekte. Bu su devir daim etmesi esnasında da yine üfleme yöntemiyle ısıtma soğutma gerçekleştiriyor. Fakat ben bu konuya şöyle tabirde bulunuyorum. Nacizane, tabii bizim üstadlarımız var, büyüklerimiz var.
Bu konuda yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Estağfurullah. Sizler de bu konuda oldukça tecrübeli ve bu zamana kadar başarılarını katlayarak gelmiş bir iş adamısınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burada benim tabirim, klima ile ilgili olan tabirimi bir buzdolabına benzetirim. Nasıl buzdolabına benzetirim? Isı pompası bizim işimizin buzdolabıdır. Klima ise bizim işimizin deep freeze'idir. Yani şoklamayla soğutmak, işte normal yöntemle soğutmak veya niye deep freeze'e meyve sebze koymayız? Canlı kalmasını isteriz. Taze tükettiğimiz için canlı kalmasını isteriz ve onu aslında buzdolabına bırakırız. Ama et veya farklı ürünlere diye tabir edelim. Kimisi işte annelerimiz veya eşlerimiz sebzeleri de bazen dondururlar kışın yemek amacıyla. Bakın dondururlar diye tabir ettim. Onu deep freeze'e koyarlar. İşte klima deep freeze'dir. Isı pompası bu işin buzdolabıdır. İnsanların yine sağlıksal anlamda rahat etmelerini sağlayan bir sistemdir. Artı yakıtsal anlamda da klima ile ısı pompasını kıyaslarsak ısı pompası daha az yakıt yakan bir sistemdir. Standartlarımızı da zorlamaz. Aynı şekilde de bizlere sağlıklı bir yaşam alanı sunar. Bu arada ısıtma konusunda olduğu tecrübeleriniz olduğu kadar soğutma konusunda da tecrübeleriniz var. Bunlarla alakalı da ekran başındaki izleyenleri bilgilendirmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Peki evet. Sadece Mersin bölgesine mi hizmet vermektesiniz yoksa Türkiye'nin dört bir yanından herkes sizlerden hizmet alabilir mi? Tabii ki Mersin harici farklı illerde de hizmet elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde Ankara'da, söyleme sahip memleketim olan Sivas'ta, Sivas'ta, İstanbul'da, her ne kadar İstanbul'dan gelmiş olsak, İstanbul'da bu işin üstadları olmasına rağmen bizi tercih edip buradan İstanbul'a iş yapmamızı isteyen müşterilerimiz, tüketici arkadaşlarımız olmuştur. Yaptığımız yerler var. Bu tabii neye bağlı? Sonuçta her ne olursa olsun tabii ki insanlık için bir şeyler yapıyoruz, insanlar için bir şey yapıyoruz. Gittiğimiz yer eğer ki bizi kurtarıyorsa gezelim görelim gibi aslında. Ya gidelim önemli değil, kazanmasak da başa başta kalsak gidelim o bölgeyi de görmüş olalım anlamında. Gidip yapıp da gelip gelmiş olduğumuz tabii ki yerlerimiz var. Vermiş olduğunuz bilgiler için ve destekler için ben sizlere çok teşekkür ediyorum tekrar ve tekrar. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş Teşekkürler geldiniz. Tekrardan. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi sizlere gerçek anlamda geçmişten bugüne gelen hem yeni teknolojiyi takip eden hem kalite kontrol ve bütün standartlara, hatta sizlerin yaşam standartlarına bile göz önünde bulundurarak bir işletim yapan bir isimle tanıştırdım. Kendisi gerçek anlamda çok alçak gönüllü bir iş adamı ama aynı zamanda da çok temiz kalpli, çok da yardımsever. Mutlaka gelip bir çayını bir kahvesini için buradan onu tanımadan ayrılmayın diyorum ben. Bir gün onu her yerde göreceksiniz çünkü. Anlat bakalım, Türkiye ekibi tekrar sizlerle olacak. Hoşça kalın.